2017 senesinde Furkan Bölükbaşı isimli Marmara Üniversitesi'ndeki araştırma görevlisi vatandaş gidiyor Atatürk hakkında hem Twitter'da hem de Ekşi Sözlük'te hakaretvari, halkı kin ve nefrete teşvik edici bir biçimde agresif bir lisanla bir paylaşımlarda bulunuyor. Ve biz de bunun üzerine bu vatandaşın hakkında suç duyurusunda bulunduk. Dün itibarıyla bu vatandaş 1 sene 6 ay 21 gün hapis cezası aldı. Bu aldığı hapis cezasıyla hükmün açıklanması, ertelenmesi tabir ettiğimiz hukuki bir sistemde 5 yıl içerisinde tekrar suç işlemezse sabıka kaydına girmeyeceği, kaydının silineceği bir sisteme girdi. Fakat bu vatandaş hala durmuyor. Hala bir basın açıklaması yaparak Atatürk hakaretinden almış olduğu cezayı bir şeref madalyası olarak değerlendirip bununla gurur duyuyorum diye hala suç işlemeye devam ediyor. Bu vatandaş bir öğretim üyesi. En acı tarafı bu. Şu anda Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye'nin kurucu cumhurbaşkanı, kurucu devlet başkanı. Nasıl ki Sayın Recep Tayyip Erdoğan şu anda Türkiye'nin cumhurbaşkanı, yasayla korunuyor. Şu anda cezaevimizde de ciddi bir biçimde Sayın Cumhurbaşkanı'na hakaretten yatan insanlar var. Şimdi bir tarafta kurucu devlet başkanımıza hakaret etme özgürlüğü var. Öbür tarafta da son cumhurbaşkanımız hakkında da hakaretten yatan bir sürü insan cezaevinde. Bunun anlaşılır bir tarafı yok. İkisinin de korunması lazım. Çünkü cumhurbaşkanı sıfatı devlet sıfatıdır. Bu devlet hepimizin devleti. Kimsenin hakaret etmeye hakkı yoktur. Şu anda mahkeme kararını tanımayıp hala bu mahkeme kararını küçültücü bir ifadeyle ben şeref madalyası taktım diye devam etmesinin akıl alır bir tarafı yok. Bu vatandaşın Türkiye Cumhuriyeti'nin savcılarının bu arkadaş hakkında re'sen artık devam ettiği bu suçlamalarla, hakaretlerle ilgili olarak dur demesi lazım. Bizim beklentimiz şu anda bu Türkiye Cumhuriyeti savcılarının görevine sahip çıkıp Sayın Cumhurbaşkanımız, kurucu başkanımız Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili hakaretlere dur denilmesidir. Bu arkadaşa çocuklarımız teslim ediliyor. Bunun behemehal bir kere öğretim üyeliğinden atılması lazım. Ve yani savcılarımızı göreve davet ediyoruz. Sabahçı tarafı şu, bu arkadaş hala bu açıklamaların devam ediyor. Bazı gazeteci arkadaşların da buna destek çıkmasında doğrusu yani esefle kınıyorum. Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu, cumhurbaşkanıdır. Hepimizin değeridir. Kimse ona hakaret edemez. Etmemelidir de. Ve bu Türkiye'deki her bireyin bu arkadaşlara hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunma hakkı vardır.